Yani toplumsal mücadele, Kürdistan'daki toplumsal mücadelenin kadın hareketi üzerinden, Kürt kadın hareketi üzerinden yükselmesini bir engelleme çabası olarak, işte nafile bir çaba olarak aslında kadın kurumlarına saldırıyorlar. Kadın kurumlarına el koyuyorlar, erkek yöneticiler atıyorlar, evlendirme dairelerine, Kur'an kurslarına çeviriyorlar. Ama kadınların örgütlenmesini, kadınların bir araya gelmesini, kadınların mücadele etmesine engel de olamıyorlar bir yandan. Ve Diyarbakır'da, burada, Ahmet'te olduğu gibi de Kürt halkı, Kürt kadınlar kendi iradelerine tekrar ve tekrar bütün bu saldırılara karşı sahip çıkarak geri belediyelerinde, şehirlerinde haklarını da zaten geri alıyorlar. Ya da Van'da olduğu gibi bir kayyuma karşı haklarının haklarının gaspına karşı sokaklara çıkarak büyük bir direniş örgütleyerek geri kazanıyorlar aslında yaşadıkları şehirleri. Kayyum siyasetinin kendisi ve kayyumların kendisi demokratik haklara ve bir halkın siyasi iradesini sandıkta tecelli etmesine karşı bir saldırı niteliğinde olduğundan tüm toplumun, özellikle de demokratik bir toplumun buna hayır demesi gerekiyor. Çünkü kayyum atandığı andan itibaren tüm demokratik haklar ve en başta seçme seçilme hakkı başta olmak üzere bu siyasi iradenin kendisi ve temel demokratik haklarımız bir gaspa, bir saldırıya söz konusu olmuş oluyor. Buna bütün toplumun itiraz etmesi, demokratik haklarına bütün toplumun sahip çıkması ve kayyum siyasetinin kendisine karşı sokaklarda bu iradeyi dile getirmesi gerekiyor ve buna karşı bir mücadeleyi örmesi gerekiyor. Buna karşı bir mücadele örülmediği halde biz bu alanların ne kadar daraldığını, mücadelenin ne kadar güçleştiğini ve demokratik haklarımızın her geçen gün nasıl gasp edildiğini tek tek gözlemlemiş oluyoruz aslında süreç içerisinde. Bu sadece kayyumlardan ibaret bir saldırı değil, bir tür savaş hali söz konusu. Bu nedenle buna karşı bir mücadeleyi hep birlikte örgütlemeliyiz ve tüm toplum kayyumların esasen bir siyasi iradenin, bir sandıktaki seçtiğin kişi tarafından yönetilebilme hakkının gaspı olduğunun farkındadır zaten ve bu farkındalığı artık bir tür mücadeleye dönüştürmelidir diye düşünüyorum. Kayyumları biz yani tamamen kadınlara yönelik bir hareket ve düşmanlık olarak alıyoruz tabii ki de. Çünkü geliyorlar ve yani kadınlar zaten bu patriarkal toplumda ikinci derece insan ve ezilen bir konumda olduğu için kadınları güçlendirecek herhangi bir mekanizmanın gerekli olmadığını ve ilk elden çıkarılacak şeyler olduğunu düşünüyorlar belki. Ve aslında daha da fazlası kadınlar o kadar örgütlü ki ve o kadar güçlü ki onların daha da güçlenmesini sağlayacak, onlara bağımsızlık getirecek, bağımsızlık sağlayacak, bağımsızlıklarını alabileceği mekanizmaları yok etmeye çalışıyorlar. Bu nedenle bu direnişi çok önemli buluyoruz. Kürt halkının yanındayız ve belediyelerimizi onlara vermek istemiyoruz, vermemeyi düşünüyoruz. Şu anda hani Diyarbakır'dayız. Gülten Başkan'ın burada kadınlara yönelik yaptığı birçok belediyede hizmet çalışma varken kayyumlar geldiği anda diğer belediyelerde de olduğu üzere bunların hepsini kapattı. Bunları Kur'an kurslarına çevirdiler. Çeşitli farklı aslında kadınların hiçbir faydasına olmayacak alanlara çevirdiler. Bu yaşam merkezlerini aslında farklı işlevsiz hale getirerek yine kadınların bu engellediler. Dayanışma merkezlerini kapattılar, sığınaklara erişimi engellediler. Bununla ilgili faaliyetleri, çalışmaları, bilinçlendirme çalışmalarını da durdurdular. Dolayısıyla aslında burada kadınları tekrardan o evlere hapsetme, evlere hapsetmekle birlikte seçeneksiz bırakma, seçeneksiz bırakarak belediyenin aslında tam da bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmeme ve bu yükümlülükleri göstermelik olarak birkaç işte çalışma faaliyet bulundurup devam ettirip bu faaliyetleri aslında askıya alma, kendi yükümlülüklerini de yerine getirmeyip aslında bunları başka alanlara devretme, kendi ideolojisini yayma üzerinden de farklı farklı mekanizmalar kurma üzerinden işletiyor. Dolayısıyla biz her zaman biliyoruz ki kayyum siyaseti, kayyum politikaları hem bir halkın iradesinin gaspıdır hem de bununla birlikte aslında kadın kazanımlarına doğrudan bir saldırıdır.